Azrail ruhumuzu, Azrail'e ruhumuzu teslim ederken canımız yanar mı diye bir soru var. Farklı bir soru, onu da kısaca cevaplandırayım. Efendim, ölüm zordur. İnnelil mevtüle sekerat diyor peygamberimiz. Hazreti Ayşe diyor ki peygamberimiz vefat ederken terledi diyor. Mendille diyor terini siliyordu ve öyle diyordu, ölümün zor bir şeysi var. Ölümün zor bir hali var. Onun için Hazreti Ayşe diyor ki ölürken sıkıntı çeken hiç kimseyi ondan sonra kınamam. Peygamberin bile alnı terliyorsa ölürken, o zaman herkes düşünecek. Evet, ölürken bir mümin büyük acı çekmez. Bir Müslümanın ve bir imansızın ölümü şuna benzer. İstisnalar olabilir. Bir Müslüman sıkıntı çekebilir ölürken, bir kafir çok rahat ölebilir. Yani bir imansız, kötü bir insan, bir zalim. Bir zalim, kötü bir insan ölürken rahat ölüyorsa üzülmesi lazım. Çünkü azabın tümünü ahirete postalıyor Cenab-ı Allah. Orada göreceksin diyor. Sen gel bakayım buraya. Bir mümine gelince ölürken ıstırap çekiyorsa demek ki Allah onu dünyada temizliyor, ahirete bir şey bırakmıyor. O iyi bir şey. Yani bir mümin için her hal iyidir. Kendine bakacaksın. Allah'la aran iyiyse her halin iyidir. Allah'la aran iyi değilse her halin kötüdür. Bu kadar açık ve net. Aynaya bak, kendine, vicdanına bak. Yokla şurayı, yokla şurayı. Bura Allah'la beraberse, iyiyse, temizse, seni endişeye sürüklemiyorsa gam yok, yürü. Ama seni üzüyorsa burası, vicdanın seni böyle daraltıyorsa, o zaman korkman lazım. Efendim, bir müminin ölümü şuna benzer. Hadiste diyor ki kılın, yağın içindeki kıl gibidir diyor. Çeker, çıkar rahatça. Ruh vücuttan böyle çıkar diyor. Bir imansıza gelince veya kötü bir insana gelince onun ölümü şuna benzer. Bir yığın böyle yığıntı, pamuk düşünün, yün düşününüz. Yünün içerisine bir diken atıyorsunuz. Neyin dikeni? Diyelim ki bir gülün dikenini bilirsiniz değil mi? Gül ağacının sağında solunda diken olur. Hani deriz ya, gülü seven dikenine katlanır, böyle buralara diken olur. O dikeni atıyorsunuz neyin içerisine? O yumağın içerisine, sonra çekiyorsunuz. Gelir mi gelmez. Nasıl gelir? Parçalayarak gelir. Yünü parçalar. İşte bir imansızın ölümü de aynen böyle olacaktır. Onun için Azrail aleyhisselam senin canını yakmayacak iman ediyorsan. Yanar gibi görünse de hissetmeyeceksin. Tıpkı şu anda efendim koma halinde yaşayan ve vücudu düzgün duran, işte solunum cihazıyla yaşayan kişiler gibi. Düzelirse hiçbir şey hatırlamaz. Çünkü azap başlamamıştır. Çünkü ölüm gelmemiştir. Çünkü Allah ona o öteki alemi göstermiyor. Kapıya gelip geri dönüyor oradan. Nitekim beyin kanaması geçirip bitkisel hayata girip 20-30 sene kalıp da düzelenler vardır. Çok az da olsa vardır böyle. Uzun süre uykuya kalıp da sonra kendine gelebilen insanlar da vardır. Yüce Allah tümüne şifa nasip eylesin.